saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Hapinciye götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. Önce sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Arif Arslan. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Diyanet İşleri Başkanlığı Mamak Müftülüğü'nde memur olarak görev yapıyorum. Çankırılıyım. Türk olmaktan, Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. FETÖ ile mücadeleyle ilgili neler söylersiniz? Yeterince yapılıyor mu? Şimdi biz mahkeme süreçlerini dediğim gibi 2,5 sene daha takip ettik. Oradaki yalanlar hep gördük. Bazı kişilerin ve şahsiyetlerin korunduğunu gördük. Mehmet Dişli dediğimiz şahıs yurtta sulh konseyi üyelerinden birisi ve Şaban Dişli dediğimiz Cumhurbaşkanımızın bir zamanlar danışmanı olan şu anda yurt dışında büyük ölçüde olan bir şahıs. Ve bu Şaban Dişli ile Mehmet Dişli arasında ne fark var? O gün Hulusi Akar Paşa'ya sizi kainat imamımızla görüştürelim diyen Mehmet Dişli bir tarafta da büyükelçi olan hala görev yapan bir şahıs da ortada. Her makam ve mevki sahibine, her devlet yetkisine, her hükümet yetkilisine acizane şunu vurguluya söylüyoruz. Hakkıyla mücadele etmezseniz 251 tane şehidin kanı, 2193 tane gazinin kanı sizin ellerinize de bulaşır diye özellikle vurguluyoruz.